Bir insan ibadetini yaparsa Allah'a karşı ibadet yapmanın verdiği güvence ile Mevla Celle ve Ala Hazretleri'nin karşısındaki durumu farklıdır. Haramlara daldırmış, günahlara saldırmış, ibadetlerini aksatmış bir insan ya ölüm gelirse hemen dehşet onu kaplıyor. Şimdi ne diyeceğim, ne hesap vereceğim endişesini ondan uzak kalamaz. Dolayısıyla bir insanın ibadete devam etmesi Allah Celle ve Ala Hazretleri nezdinde ona karşı bir güven, bir güvence, ibadet insana bir güvence sağlamış olur. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُ Yani bir insan eğer ibadeti yapıyorsa ve ibadetten de sonra şöyle yalvarıyorsa Allah, bu ibadeti bana nasip ettin ya, nasip ettiğin gibi bunu benden kabul eyle Allah'ım. Bu da önemli tabii. Bu ibadeti bana sen nasip ettin, sevdirdin, nasip ettin, benden de kabul et diye yalvardığı zaman bu insanda ne olmuş oluyor? Allah ile arasında bir güven meydana gelmiş oluyor. Yani boş gitmiyorum, bir şeyler yaparak gidiyorum. Yani trafikte suçlu olarak gidip efendim trafik işaretini gördüğü zaman, polis işaretini çevirmeyi gördüğü zaman endişeye kapılan insan gibi değil bu. Nasıl olsa ben vazifelerimi yapmaya gayret ettim. Rabbime de yalvardım. Böyle bir güven insana sağlamış olur. Bir insan وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Ben ibadetimi yaptım, Allah'a tevekkül ettim derse Allah da ona yeter. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Talak Suresinin 3. ayet-i kerimesinde böyle buyuruyor.